Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, İslam dininin temelde iki emri vardır. Mesih-i Maud-i Resulullah bunu söylüyor. Bir, Allah hakları, ikincisi de kul hakları. Kalan Kur'an-ı Kerim, bütün Kur'an-ı Kerim bu iki emrin ayrıntılarla doludur. Allah hakları nasıl ödenecek, kul hakları nasıl ödenecek? Şimdi bazı insanlar Allah hakları konusunda çok titiz iken kul hakları konusunda titiz değildirler. Halbuki İslamiyet'te bu çok önemlidir. Ve bir insan eğer Allah haklarına çok dikkat ediyorsa ve kul haklarına riayet etmiyorsa o da sakat bir mümindir diyeceğiz. Bir bacağı kesik. Ve eğer tersi varsa, yani Allah haklarına dikkat etmiyorsa ama kul haklarına çok dikkat ediyorsa, çok titiz davranıyorsa o da sakat bir mümindir. Bir bacak üzerinde durmaya çalışıyor ve bu hiçbirisi, bunların hiçbir tutumu doğru değildir. Şimdi insanlar bilinçsiz bir şekilde Allah-u Teala'ya ibadet ettiğinde, Allah haklarını ödemeye çalıştıklarında onun yansımaları hayatı huzurunda göremiyoruz. Nitekim bugünlerde Müslümanların büyük bir kısmı bu şekildedir. Yani onlar arasında çok ibadet eden de var, çok kendince zekat veren, hacca giden, bu tür şeylere çok önem veren var. Ama onlar günlük hayatlarına baktığımız zaman bunun yansımaları yok. Mesela bir mümin eğer Allah-u Teala'ya her gün namaz kılıyorsa ve Allah-u Teala'ya benim Rabbim elhamdülillahi rabbil alemin, benim Rabbim bütün alemleri beslemektedir, bütün alemlerin Rabbidir diye söylüyorsa ve hiç düşünmeden söylüyorsa bunun neticesi ne olur? Ona çok yakın olanlar bile onun Rab oluşundan, yani onun beslenmesinden, onlara bakmasından mahrum olur. Onlar hiç dikkat etmiyor. Benim etrafımda ne cereyan ediyor? Yani benim Rabbim diyor. Bütün alemlere dikkat ediyor. Onlara besliyor. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Bu diyor ki ben sadece namazı, işte bazı fiziksel hareketlerde bulunsam bu yeter. Halbuki bu tavır doğru değildir. İslamiyet'te ne kadar bizim hareketlerimiz varsa, yani fiziksel hareketler namaz için, diğer ibadetler için, Mesih-i Maud-i Resulullah şunu şu şekilde açıklıyor. Bu diyor, çünkü insan ruhunun onun vücudu üzerinde ve vücudun ruhu üzerinde etkisi vardır. Onun örnek olarak söylüyor. Kaç kere siz farklı yerlerden bunu dinlemiş olabilirsiniz. Mesela diyor ki, sen birisini bir tokat vurduğunda onun hemen ruhu üzülüyor. Veya bunun tersi, halbuki tokat onun bedene vurulmuştur. Veya bunun tersi olunca bir insan bir sevinçli haber alınca, haber ruha verilmiştir ama onun bedeni de hemen onun tepki gösteriyor ve onda işte yüzü daha çok işte parlıyor, daha çok neşeli oluyor ve insan daha sevinçli oluyor. Ve bir insan mesela huzurlu bir şarkı dinlediği zaman hemen onun işte bedeni de kulak onun kulağı bunları dinliyor. Ama ruhu da hemen üzülüyor. Bunun neticesinde ne oluyor? Onun yüzün ifadesi de değişiyor. Yani bundan ne anlıyoruz ki? Efendim, insanın ruhu bedenin yaptığından, beden ise ruhunu yaptığından etkileniyor. Bundan dolayıdır ki ahirette hem beden mükafat bulacak, hem ruh mükafat bulacak. Hem beden cezalandırılacak, hem de ruhu cezalandırılacak. Çünkü hepsi bu dünyada beraberce yaptılar. Ne yaptılar ise iyilik de beraberce yaptılar ve kötülük de her ikisi beraberce işlediler. Onun için ahirette hem beden hem ruh ikisine ceza verilecek. Bazı insanlar öyle düşünüyorlar. Yani sanki ahirette sadece ruh olacak. Bu doğru değil. Oradaki ruha da bir beden verilecek ve bedene de bir ruh verilecek ve onlar orada beraberce mükafat bulacaklar. Her neyse, o bugünkü konumuz değildir.
Demek istiyorum ki bizim bu İslam içindeki bütün ibadetlerin bir zahiri bir şekil vardır. Zahiri bir işte bir hareket vardır ve bu aslında ruhumuz da ondan etkilensin diyedir. Biz namazda mesela edeple kıyam halinde duruyoruz. Niye? Ki efendim bizim ruhumuz da edeple dursun. Biz başkasının karşısına gittiği zaman, büyük birisinin huzuruna çıktığımız zaman orada ister istemez edeple insan öyle duruyor ve o onun edeple durması onun ruh haline de yansıyor. Tamam, namazda da onun için öyledir ki insan eğer bilinçli olarak namazda o şekilde durduysa, kainatın efendisi huzuruna durduysa, bunun bilinci değilse kendiliğinden onun ruhu da ondan etkilenir. Rukuğa gittiği zaman da bu şekildedir. Bazı milletlerde bu edep gereği rukuğa gidilir ve o şekildeki bir hareket yapılır. Ve o eğer görüyorsa insan benim karşımda mesela bir kral duruyor, onunla insan eğiliyorsa o ruku şeklinde onun ruh hali de etkileniyor. Ha, burada da efendim senin Allah huzurunda sen duruyorsun ve senin ruh halin de mutlaka bilinçli sen ruh halin etkilenecektir. Secde de bunun içindir. Yani bunun niye ben bunları söyledim? Ki bizim Allah haklarına çok riayet etmemiz, ibadete çok yani riayet etmemiz ve onun yansımalarının hayatımızda olmaması. Bu bizi hemen bir uyar vermeli, bizi uyandırmalı ki bu çok yanlıştır. Mesih Mevlasam diyor ki senin hayatın, senin namazın ise senin hayatın olmalı. Bu ne demektir? Efendim bir insan eğer namazda lezzet almak istiyorsa o onun günlük hayatı da namaz gibi olacak. Demin benim size anlattığım gibi efendim eğer benim Rabbim alemleri besliyorsa ve benim yanımdakiler en ufak hayrımdan bile mahrum iseler bu demektir ki ben alemlerin Rabbimle benim hiçbir ilişkim yok. Yani bu bana geliyor benim bu davranış şeklim. Ama eğer benim alemlerin Rabbimle ilgim varsa, alakam varsa o zaman mutlaka benim etrafımdakiler de benim hayrımdan faydalanacaklardır, benden istifade edebileceklerdir. Ve benim Rabbimin güneşi nasıl ki kafirede, ateistede kendisini küfredene de çekiyorsa, onu ne diyeyim ısıtıyorsa, onu aydınlatıyorsa aynı şekilde bir mümin insanda şey bakmaksızın ki efendim şu filanca efendim benim dostum filanca düşmanım filanca efendim benimle ilgili böyle dedi. Herkese elinden geldiğince fayda sağlamaya çalışacak. Müminin tavırları böyle olacak. Eğer o bilinçli olarak ibadetlerini yapıyorsa. Nitekim şimdi Ramazan ayından geçiyoruz. Eğer biz ibadetlerimizi bu şekilde yaptıysak veya yapmaya çalışıyorsak bizim bakmamız gereken şey şu. Acaba benim ibadetimin yansımaları var mı? Benim etrafındakiler ondan etkileniyor mu? Olumlu manada onlar da bir fayda dokunuyor mu? Yoksa Allahu Teala'ya bakın. Bizim ibadetimizi Allahu Teala hiç Allah'ın ihtiyacı yok. Çünkü biz hepimizin bildiği gibi Allahu Teala bizim ibadetimize muhtaç değildir. Yeryüzünde, gökyüzünde ne varsa hepsi ona ibadet etmektedir. Bunun Kur'an-ı Kerim'i okuyan, bilen insan bunu bilir. Ama bu ibadetin bir gayesi vardır. O nedir? Bizim hayatımızın değişmesi, bizim hayatımızın güzelliklere kavuşması ve bizim içinde ilahi sıfatların yer edilmesi. Yani şu ne demektir? Kendimi sakın kimse yanlış anlamasın. Yani Allahu Teala Rahman ise ben de kendi çapımda Rahman olmaya çalışayım. O Rahim ise ben de kendi çapımda Rahim olmaya. Ben de eğer o Rab ise ben de kendi gücümün yettiğince Rab olmaya etrafındaki için çalışayım. Onların ihtiyaçlarına bakayım vesaire diye.
Ve Allah-u Teala bunun için diyor ki Sibgatallah ve men ahsanu minallahi sibga. Allah'ın rengi de renklen. Allah'ın bir rengi yok. Yani Allah'ın sıfatlarla sıfatlan. Ondan daha güzel renge sahip yok. Ondan daha güzel renk yok. Ondan daha güzel vasıf yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki tahallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. İşte Allah-u Teala bize hem ibadetlerimizi düzgün bir şekilde yapmayı hem de diğer tarafımız yani İslam emirlerinin yarısı olan kul haklar onu da dikkat etmeye nasip etsin ve bizim ibadetlerimiz ve yansıması bizim karakterimize olsun. Ve Mesih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bizim hayatımız namazımız, namazımız ise hayatımız olmalı. İnşallah Allah-u Teala bize böyle kalan günlerimizi, hayatımızı bu şekilde geçirmeyi nasip eder. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed kama salli ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka